Şubat ayında seçildik. 14 yönetim kurulu, 6 denetim kurulu üyemiz, çok güçlü kurumların temsilcileri ve güçlü karakterlerle beraber yeni döneme başladık. Biz hep beraber toplanıyoruz. Hemen ardından çok güzel ziyaretlerimiz ve işbirliği için girişimlerimiz oldu. Ve arkasından da birkaç dış paydaşı da katarak bir çalıştay yaptık içimizde. Bu yaptığımız çalıştay gelecekte ne projeler üretebiliriz adı altındaydı. Oradan da çok güzel ana başlıklar çıktı. Hemen paralelinde biliyorsunuz bizim marka bir etkinliğimiz var, sempozyumumuz, kalite ve başarı sempozyumumuz. Nisan ayında onu yapacaktık. Tüm hazırlıklar tamamdı, konukların hepsi tamamdı. Fakat salgın sebebiyle 12 Mart'ta Kalder eve gitti. Kalder eve gitti ama hayata devam etmeye çalıştı kısıtların içerisinde kalarak. Biz oradan faaliyetlerimizi devam ettirdik. Kalder Türkiye olarak ve Kalder Bursa olarak biz bu salgın döneminde çok fazla dijital mecrada etkinlik yaptık. Eğitim yaptık, söyleşi yaptık, webinar yaptık. Bunlara 10 binin üzerinde katılım sağladık. Bedelsiz eğitimler verdik. Hatta şimdi bedelli eğitimler vermenin de içerisindeyiz. Biz 1 Haziran'da tekrar metrekarelerimiz uygun olduğu için ve devletin de koyduğu kurallarla ofisten çalışmaya başladık. O günden bugüne yine faaliyetlerimiz ve ziyaretlerimiz kurumların izin verdiği ölçüde devam ediyor. Konuk da kabul ediyoruz. Üye sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Biz bir mükemmellik modelini sunuyoruz kurumlara. Onlara değer katsın, destek olsun, rekabetçiliklerini artırsınlar diye. Biz bu modeli uygulanmak üzere kurumları ikna etmeye, neler kattığını gösterme ziyaretlerine de devam ediyoruz. Bu arada buna da ulusal kalite hareketi diyoruz. Ulusal kalite hareketine katılan kurumlarımız var. Önümüzdeki dönem bizim için yeni üyelerin katılacağı bir dönemde olacaktır. Biz hem Bursa'da ciddi Bursa'ya mal olmuş kamu kuruluşları ya da diğer STK'larla da işbirlikleri ile yeni projeler yapmanın arifesindeyiz. Bu ön çalışmayı, çalıştayı gerçekleştirdik. Şimdi birkaç ana başlık var. O ana başlığın altlarını işleyeceğiz. Sonra da biz Bursa'ya birkaç tane projeyle geri döneceğiz. Dijitalleşme bu sürecin içerisine girdi. Kaliteye bakış açısı girdi. Eskiden kaliteyi sadece üründe, belgede bakıyorduk ama şimdi zihniyette, davranışta ve nihayetinde de yaşam kalitesinde bakıyoruz. Bunları iyileştirmeye çalışıyoruz. Çok donanımlı ve deneyimli bir çalışan kadromuz var. Siz gibi kurumların hepsi bize sahip çıkıyor. Sesimizi duyurmakta bize katkı sağlıyor. Biz de üzerimize düşen sorumlulukları inşallah yönetim kurulu olarak yerine gerçekleştireceğiz, getireceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Konuk ettiğiniz için de, sohbet için de teşekkür ediyorum. Size ve camiaya da başarılar diliyorum.